Herkese selamlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün şöyle farklı bir şey yapacağız. Ankara Anlaşması'yla İngiltere'ye gelen Özgür Barış Aldemir ile birlikte ortak bir yayın yapacağız. Bu video hem benim kanalımda hem de Özgür Barış Aldemir'in kanalında yayınlanacak. Genel kapsamda bu ilk geldiğimizdeki problemler, sorunlar nedir ve bu hastalık bizi nasıl etkiledi? Bunun gibi konuları ele alıp yayınımıza devam edeceğiz. Evet, Evet. Alay Bey kardeşim, şimdi geldik buraya. Ne zaman geldiniz? Hangi ayın kaçıydı? O zamanlar daha karantina falan yoktu herhalde, yani sokağa çıkmaya daha yoktu. Biz tabii geleli 3 haftayı geçti. Karantina yoktu. Birazcık böyle bu konular gündemdeydi. Türkiye'de hiç vaka yoktu. Zaten havaalanında falan hiçbir problem yaşamadık. Problemsiz bir şekilde buraya geldik biz. Belki bir hafta sonra falan gelseydik ciddi sorunlar olabilirdi diye düşünüyorum. Evet. Birmingham'a mı geldiniz, Londra'ya mı geldiniz? Biz ilk etapta Stansted Havalimanı'nda iniş yaptık. Zaten oradan buraya da bayağı bir vardı. Otobüste geldik. Bir 4 saat falan sürdü sanırım. Uzunca bir çevre görmüş olduk aslında. Evet. Bizi de onunda geldik. İşte bir hafta sonrasında bu uçuşların kapatılması söz konusu oldu. 16'sıydı yanlış hatırlamıyorsam, bir hafta sonrasında. Biz geldiğimizde de direkt Birmingham'a uçtuk. Birmingham'da bize de öyle bir kontrol olmadı. Direkt girişimizi yaptık. Airbnb evimize yerleştik. Peki siz de Airbnb evine yerleştiniz herhalde Londra'dan sonra, Council'a geldikten sonra. Evet, biz de Airbnb evine yerleştik geldiğimizde. Biz tabii gelmeden önce şunların farkında değildik. Hemen gittik işte bir haftalık falan Airbnb'den ev tuttuk, dedik ki şey yapalım. Hani hemen ev bulur geçeriz. Çok kolay olur diye düşünmüştük ama öyle olmadığını gördük gerçekten de. Uzata uzata bir hale kaldık. Artık bundan sonra da uzatmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Ben sizin bir tane video izledim. Videoda şey diyordunuz. İşte bir yerle anlaşmak üzereydiniz sanırım. Ama hemen geçemezsiniz diye hem orası hem mevcut kaldığınız yerin kirasını ödemiş olmayalım diye birazcık beklemeye aldınız sanırım. Biz de birebir aynısını yaşadık. Biz de bir yer bulduk. Peşin ödemeyi istediler. Ama ödediğiniz gibi eve geçemezsiniz dediler. Ondan dolayı biz de hani bu karantinadan dolayı sokağa çıkma yasağı çıkar diye korktuğumuz zaman, o zaman sokağa çıkma yasağı yoktu. Biraz bundan dolayı çekindiğimiz için biz de bekleyelim dedik ve beklemeye aldık. Evet. Bizimkinde durum netleşmemişti. Henüz sokağa çıkma yasağı da o zaman da yoktu. Ama ev sahibi de hassas, bilmiyorum kim ev sahiplerinde böyle. Çok ciddi bir araştırmaya girdiler. O süreç daha devam ederken biz, yani henüz bir teşkilat ve hiçbir şey vermemişken onlar araştırmalarını devam ederken biz sokağa çıkma yasağı oldu 24'ünde. Bizim süreç hala tamamlanmamış. Dedik ki arkadaşlar, siz istediğiniz kadar araştırın, biz artık böyle yapamayacağız. Airbnb eviyle anlaşmak durumunda kaldık. Kötü bir rakam değil, hesapladık aslında ev tutsak belki de 10 aylık masrafları kadar bir ev. Sadece eşya alma derdimiz yok. Biraz küçük işte, benim gördüğünüz gibi ufak bir Evet. salondaysa gürültü. Bir tane yatak odası 1 artı 1 şeklinde. Normalde tutacağımız ev 2 artı 1 olacaktı. Ama eşya problemini çözemeyeceğimizi düşündük. Kaldık ki haklıyız galiba. Muhtemelen sizin de ortak olduğunuz WhatsApp gruplarında konuşuluyor. Evet. Eşya problemini çözmek için araç ayarlanması, satacak kişiler, işte mağazalar kapalı vesaire bir sürü problem var. Doğru karar verdiğimi kendi adıma düşünüyorum. İnşallah hepimiz doğru karar vermiştiriz. Yani durum Evet. böyle yani. Ya hemen hemen aynı şeyleri yaşıyoruz şu anda. Biz de ben de sizin de bizim gibi karar vermiş olmanıza şaşırdım. Dedim bayağı bir karar ortağıyız herhalde falan dedim. Gerçekten de şu anda birebir aynı şeyleri yaşıyoruz. Bir de şöyle bir durum yaşadık biz. Onu da belirteyim. Yani gelmeyi düşünenler ya da işte burada olanlar evle alakalı problem yaşayanlar için söylüyorum. Biz mesela şöyle bir ödeme yaptık ve ödemeyi geri alamadık. Sanırım 125 pound gibi bir ödeme yaptık bu emlakçıya. Rezervasyon ödemesi adı altında ödedik ama sonradan durumlar iyi gitmiyor falan dedik. Süreci nasıl şey yaparız dedik. Nasıl atlatırız bu süreci dedik. Onlar da herhangi bir şekilde iadesinin olmadığını, birazcık da Hintliydi beyefendi, böyle gıcıklık yaptı diyebilirim. Ödemeyi Anlayışsız geri yapmayı davrandı. anlayışlı davranmadı.
bir sürecimiz de oldu. O yüzden kesin olmadan, netleştirmeden herhangi bir şekilde kesinlikle rezervasyon ya da bunun adı farklı bir isim altında ödeme yapmanızı evet, bir an kesinlikle önermiyoruz. Tamam. Bir de şey var, muhtemelen sana da ulaşanlar oluyordur. Senin YouTube kanalında bu konuda paylaşımlar yaptığın için bana da ulaşanlar oluyor, mesaj oluyor. Evet. Aslında bizimle aynı, benzer pozisyonda olan ve country'de olan birkaç kişi daha var. Bunun dışında country'de olmayan ama buraya gelmeyi düşünen, belki de işte seyahatinin ilk kısmını tamamlamış, Londra'da, başka şehirlerde olup buraya gelmek isteyenler de var. Hatta işte bugün ulaştı bir arkadaş. Dedi ki işte biz de country'ye gelip mecburen Airbnb'ye ev tutmak istiyoruz. Neler önerirsin falan filan dedi. Muhtemelen sana da böyle ulaşanlar vardır. Ne diyorsun, onlara neler söyler? Şimdi şöyle, bana da bayağı ulaşan oldu. İşte Instagram'dan, Facebook'tan. Kimisi burada, kimisi yeni gelmiş, kimisi gelmeyi düşünüyor. Yani önerim şu süreçte Türkiye'de olan bence birazcık beklesin. En azından bu hastalığın geçmesini, bu mevzuların birazcık daha ortalığın durulmasını beklesin diye öneriyorum. Ama bu fikri varsa aklında kesinlikle vazgeçmesin. Ondan yana da kesinlikle ben geldiğim için pişman değilim. Bu şeyi kafaya koyduysa bir insan bence devamını getirmeli diye düşünüyorum. Ben de aynı kanaatteyim. Bu sürece yakalandığınız yer neresi olduğu önemli değil. Yani Türkiye'de yakalandıysanız Türkiye'de, bizim gibi burada arada bir yerde yakalandıysanız burada. Fark etmiyor. Ama olduğumuz yerde kalmakta fayda var. Ne olursa olsun bir yolunu bulup uçuşlar kapalı olsa bile buraya gelelim mi? Hani BRP kartlarımızın da günü geldi falan diye soranlar oluyor. Ya BRP kartlarınız yanmaz arkadaşlar. Benim kişim, şahsi kanaatim yanmaz. En kötü o, uzatırsınız vizenizi. Çünkü dünyada olan üstü bir durum, olan dışı bir durum var. Yani tutup da sizin niye gelmedin diyemezsin ki, uçuşlar kapalı, nasıl gelsin yani. Dolayısıyla orada bence zamanı geçirmekte fayda var. Kaldı ki buraya gelseniz bile BRP kartını almaktan başka, belki de orası da kapalıdır, postane, onu bilmiyorum. Almaktan başka da bir şey yapamazsınız yani. Üstüne üstlük, şimdi Alay Bey de onaylayacaktır. Masraflı bir süreç bizim burada oluşuyor. Evet. Ben bu arada sadece BRP kartımı aldım. Onun dışında ne şu anda ne bir şirket kurdum, ne polis kaydı yaptırdım. Hiçbir şey yaptırmadım şu anda. Zaten birçok yer kapalı. Bakalım şirket için bir temaslarda bulunacağım. Belki oluşturabiliriz. Bir de dediğiniz gibi bu olay genel bir olay. Mutlaka bir anlayış gösterileceğini düşünüyorum İngiliz hükümet tarafından. Evet, yani bir sürü paketler falan açıklıyor İngiliz hükümeti. Burada Ankara anlaşmaları kapsıyor mu, kapsamıyor mu? Siz de yardım alıyor musunuz? Bu soranlar da oluyor. Hayır arkadaşlar, biz yardım falan almıyoruz. Çünkü daha yeni geldik. Bizi kapsayan bir şey yok paketlerin içerisinde. Ama zaten normal şartlar altında da Ankara anlaşmalarının destek almayacağı bir ne derler, yapı oluşturulmuş. Biz zaten destek almayacağımız öngörüsüyle buraya geldik ama burasının serbest olacağı, şu anda network çalışması yapacağımız, iş koşturacağımız zamanlardı bunlar. Onları yapamıyoruz. Bu bize birazcık külfetli oluyor mu? Oluyor. Yapacak bir şey yok. Yani gelir gelmez çalışırım ben diye gelmeyi düşünen arkadaşlar çalışamayacaktı ve burada çok daha kötü pozisyonda olacak. Onu da söyleyelim. Ya şöyle söyleyeyim, en azından kendi adıma söyleyeyim. Biz zaten buraya gelmeden önce İngiltere'deyken en azından bir ilk 3 ay hatta 4 ay falan iş bulamayacağımızı düşünüyorduk. Planımızı ona göre yapmıştık. Zaten buraya geliyorsun, yani benim İngilizcem çok iyi değil, yeterli değil. Yani işimi görüyorum, derdimi anlatıyorum ama yine de yetersiz kalıyor benim için. Bir de bunun yanında çevrem sıfır, çevre oluşturmaya çalışıyorum. Yani bu kapsamda düşündüğüm zaman ilk 3 ay falan ben zaten herhangi bir iş yapabileceğimi düşünmüyorum. O yüzden şu an şokta değilim. Hazırlığımı yapmıştım ona göre. O yüzden hani insanlar da şunu düşünmesin. Orada iş kaynıyor, hemen geldiğim gibi iş bulurum, ederim, geçinirim. O iş birazcık kolay değil. Onu da belirtmekte fayda var. Evet, bu bize daha önceden söylüyorum. Koronadan bağımsız söylüyorum bunu. Hemen gelir gelmezse hiçbir şey bildik bir insan değil. Ne kadar ciddi referanslarımız, kariyerimiz olsa da burada belki de neredeyse sıfırdan başlayacağız hayata. Evet. Bitince korona başlayacak. Bu durumda şöyle bir parantez açıldı. O parantezin kapanmasını bekliyoruz. Ne kadar sürece belli değil.
İngiltere'de koronanın etkileri konusunda neler dersin? Yani nasıl gözlemliyorsun? Ya benim gözlemim şöyle. Şimdi her ne kadar yani ciddi bir durum söz konusu olsa da yapılan yasaklar bence çok şey değil. Keskin bir yasak değil. Hafifleştirilmiş bir yasak olduğunu düşünüyorum. Çünkü kısa mesafeli alanlarda spor yapmaya falan müsaade ediliyor. Ama gün geçtikçe önlemlerin de arttığını görüyorum. Mesela ilk zamanlarda markete gittim mi hiçbir şey yokmuş gibi elimizi sallayarak gidebiliyorduk. Mesela buradaki işte en büyük perakende zincirlerinden bir tanesi Morrison'a gidiyoruz biz genelde. Orada mesela şimdi mesafeli bir şekilde yerlerde çizgiler falan var. Sırayı beklerken mesafeyi koruyarak sırayı bekliyoruz. Hatta sepeti falan tutanlara şey veriyorlar, bez veriyorlar silsinler falan diye. Bir kadını görevlendirmişler böyle. Aynı şekilde insanlar da kendi işlerini fazla yaklaşmıyorlar. Birazcık yaklaştığı zaman hemen uyarıyorlar yaklaşma falan şeklinde. Bunun yanı sıra yine ödemeyi yaparken de o mesafe olayı takip ediliyor. Böyle birazcık görünce insan da psikolojik olarak birazcık şey yapıyor, etkileniyor ister istemez. Bunun yanı sıra maske takma vesaire bunların da arttığını gözlemliyorum. İlk zamanlarda sadece böyle çekik gözler falan takıyordu maskeyi. Şimdi herkes takıyor hemen hemen. Evet, sokaklarda insan da fazla yok. Ben şimdi bugün de bir şöyle küçük bir tur attım sokaklarda. Fazla sokaklarda da insan dolaşmıyor yani. Ama orada şöyle bir şey var. Zaten ilk başta da buradaki insanlar çok fazla sokakta dolaşmıyor. Ben birkaç tane video çektim. Herkes şey dedi. Sokakta insan yok. Her işte evden çıkmıyorlar koronavirüsten dolayı falan diyorlar ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Zaten ilk geldiğimiz günde bizim zaten dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi buydu. Sokakta kimse yok. Çok az tek tük birilerini görüyorduk. En kalabalık gördüğüm yerde 2 aya gitmiştim. Orası bayağı kalabalıktı. Onun dışında böyle ciddi anlamda bir kalabalık görmedim. O anlamda biraz sanki şanslıyız yani country'de olarak. Burası bir tenha bir şehir olduğu için. Bir de şimdi okullar falan da kapalı. İşte burası bir üniversite kenti. Herhalde üniversiteler de kapalı. Dolayısıyla ortalıkta fazla da insan o yüzden olmuyor ama bu virüsün yayılmasını merkez teşkil edecek yer Londra herhalde. Londra ile ilgili bilgin var mı? Görüşmek ettiğin kişiler var mı? Haberleşmiş. Londra'dan samimi bir arkadaşım var. Hatta biz İngiltere'ye gelmemiş fikri onun sayesinde oluşmuştu. O şu anda Londra'da. Ya burada yaşanan şeyleri hemen hemen orada da yaşandığını zaten söylüyor. McDonald's'lar falan şey yapmış, kapatmış. Onun söylediğine göre. Eskiden sipariş falan alınıyordu. Şimdi tamamen kapatmış. Onun söylediğine göre. Yine bir şey, insanlar birazcık daha şeye yöneldi. Bu eve sipariş veriyorlar genelde. O anlamda da kendisi zaman zaman bu anlamda şey çalışıyor. Yani delivery yapıyor. Bazen çok yoğun oluyor, bazen yoğun olmuyor diyor. Yani tam düzenli değil onun da yaptığı bu işler. Yani öyle işte. Peki sonuçta geçici bir evdeyiz ama uzun vadeli kiralamaya çalışıyoruz. Biz bunu yaptık şu anda. Ben ilk insanın ödemesini de yaptım. Buranın ihtiyaçlarını biz buranın işte küçük minimal çözümlerini içerisinde dolabımıza sığdırmaya çalışıyoruz. Alışverişimizi yaptık falan attık. Böyle biraz uzun vadeliymiş gibi düşündüğüm için. Aradığın her şeyi bulabiliyor musun marketlerde? Sen nasıl giderdin bu alışveriş işini evde stoklamak için? Yani şöyle ciddi anlamda bir stok yapmıyorum. Yine bir iki yani ne olursa olsun ne kadar alsam da 2-3 günde bir çıkmam şart gibi bir şey. Mutlaka ben şu anda sadece büyük markete gidiyorum. Morrison'a gidiyorum. Bulamadığım şey salça bulamıyorum. Evet. Benzeri şeyler bulup almaya çalışıyorum şu anda. Ama duyduğum kadarıyla Türk şeylerinde, Türk bakkallarında falan salça falan varmış duyduğum kadarıyla. Evet, Şu an müşteri hiçbir Türk marketine gitmedim. yine. Bilmiyorum siz bir ara arıyordunuz, buldunuz mu bilmiyorum ama. Buldum bir tane. Orası Türk, eskiden sahibi Türk'müş, yeni sahibi Türk değilmiş. Buldum ama orada birçok marka şeyler bulunuyor ama tabii bazı şeyleri orada da erişilmiş. Makarna falan bulamıyorsunuz aslında. Buldum orada da. Evet. Biz de mesela şöyle bir kere yakaladık makarnayı. Hatta böyle makarnayı bulduk. Herkes sepette gören herkes nereden aldınız falan diye soruyorlardı böyle. Makarna aldık birkaç tane. Bir de zaten şey yapamıyorsun. Çok fazla alamıyorsun. İkiden Evet. fazla alamıyorsun. İki ya da üçten fazla alamıyorsun. Uyarıyor. Biz mesela genelde ilk zamanlarda direkt kasiyerden alıp gidiyorduk. Sonradan dedik ki otomata okuduk çıkalım falan dedik. Okuttuk uyarı vermeye başladı.
Meğersem sisteme takıldık. Çok fazla alamıyormuş. 5 tane almadık. Ya onu ben denemedim. Otomatik okutma kısmında. Yani de orada çoklu denemedim. Onu kullanıyorum da. Ama birçok bazı ürünlerde söyleyelim. Mesela burada Boots var. Eczaneler zinciri. Orada geçen gün antibakteriyel jel bulduk. Bize kişi başı bir tane vereceklerini söylediler yani. Ha. Ondan sonra yumurta mesela. Yumurtada da çok fazla vermiyorlar. Gerçi evet. Aldık denmiyor. Makarna bulabiliyoruz zaman zaman. Yani şansınıza biraz. Hala bulunabiliyor. İlk başlarda böyle bir saldırıldı ama şimdi yeni yeni geliyor tabii tedarikçiler yetişiyor. Evet. Onlar artık o kadar tüketilmiyor. Herkes onu yaptı. Makarna falan da bulmaya başladık. Tabii Türk markaları değil. Türk markalarına gidemiyoruz artık uzak bir yerde. Ama İtalyan makarnaları falan spagettiler bulunuyor artık yani. Kağıt tuvalet kağıdı konusu vardı mesela. O da bulunuyor yani. Onda da bir problem görmüyoruz yani. Bu arada geçen makarna aldım. Baktım üzerine İtalya yazıyor. Yani biliyorsunuz hastalıkta şu anda İtalya'da inanılmaz derecede tamam yapmışım. Böyle baktım bir panik yaptım ilk etapta. Sonra baktım hepsi İtalyan. Yapacak bir şey yok artık yiyeceğiz yani. Öyle. güzel bir sohbet oldu. Neler eklersin başka? Neler konuşabiliriz? Son bir şey ekleyeyim ben. Marketten aldığımız şeyleri eve geldiğimizde bayağı siliyoruz ya da yıkıyoruz. Öyle mi? Kullanmayacak şeyleri yıkıyoruz, diğerlerini siliyoruz. Peki yani madem oraya geldi gibi oldu böyle, bu psikolojik olarak da bizi etkiliyor yani değil mi? Yani şimdi biz bunu daha önceki videolarda işte çocuğun özelinde ben anlatmaya çalıştım ama yani siz eşimle nasıl etkileniyorsunuz yani sizde çocuk yok? Şöyle, ya daha çok dışarı çıktığımız zaman etkileniyoruz biz. Tedbirler falan olunca... Yani insan yaşayınca daha fazla şey yapıyor, görüyor. Haberlerde falan okuyoruz, evet vaka sayıları arttı falan. Bu arada mesela İngiltere'deki sayıları falan bakıyoruz, ciddi anlamda artıyor. Kavimitere'deki de vakalar bayağı artıyor. Bir ara 54, sonra 70 falan, şu anda yine de fazladır diye düşünüyorum. Açıklama kısmında bence bunun linkini de bırakalım, vaka sayılarının olduğunu. Evet. Bu anlamda dışarıya çıktığınızdaki önlemleri gördüğümüzde birazcık daha etkileniyoruz. Bir de evdeyiz hep. Biraz sıkılıyoruz açıkçası. Şimdi İstanbul'dayken ben çalışıyordum. Evde çok durmuyordum. Şimdi buraya geldim. Eşimi daha fazla görmeye başladım. Evet. Sizin yapıyoruz aramızda. Evet. Bir de şey var tabii. Şunun tedirginliği var. Evdeyiz. Piyasa ne açılacak? Biz ne zaman iş yapacağız? Şimdi herkes önce bir ev bul, ev bulman lazım, güzel olur diyor ama yani iş de basit bir şey değil yani. İş de bulmamız lazım. Yani geleceğe yönelik birazcık tedirginlik yok değil açıkçası. Ama yapacak da bir şey yok. Ben şöyle söyleyeyim bir de. Mesela ben İstanbul'dayken her gün top taşımaya biniyordum. Burada hiç binmedim. Yani virüsten daha uzak olduğumu düşünüyorum bir nebze olsun. Evet, o konuda ben de aynı fikirdeyim. Yani top taşıma hiç binmedik değil. İlk eve bakmaya giderken bir öğrendik nasıl kullanıldığını. Birkaç gün böyle binmişliğimiz var. Çok kalabalık değildi ama... O günlerin üzerinden de epey geçti. Yani karantinaysa biz onu da atlattık çok şükür. Ama şunu söylemek istiyorum. Biz Türkiye'de bu koronavirüsüne yakalansaydık bu kadar izole olamazdık. Yani hepimiz. Tanıdıklarımız var, akrabalarımız var, anamız var, babamız var. Mutlaka görmek isterlerdi. Son bir dünya gözüyle göreyim diyenler olurdu. Yani böyle şeyler olurdu. Burada şimdi görüntüyle böyle paylaşıyoruz, görüşüyoruz ama iyi izoleyiz. Yani tanıdığımız da yok. İşte bir araya geldik, hani el sıkışmadık. Yani bu iyi bir izolasyon bizim kendi adımıza. Ama hani olur gene hasta kadar gene yakalanamayız, onu bilmiyoruz sonra bir şey. Ama yakalanılacak, İngiltere'de her ne kadar vakalar çok başlıkta bursa, yakalanacak en az riskli yerdeyiz diye düşünüyorum. Çok kısa sürdü görüşmemiz, evet orası birazcık komik oldu. Evet. Evet, arkadaşlar, yayınımız şimdilik bu kadar. Özgür Barış Aldemir'e teşekkür ediyorum ortak yayın yaptığımız için. Şimdilik bu kadar. Bu tarz yayınlarım benim devam edecek. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.